içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta, cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün efendim, annemizi. Merhabalar. Güzel bir gün, güzel bir hafta, çok önemli bir gün bugün. Dünyanın birçok yerinde Müslümanların kutlamış olduğu Kurban Bayramı. Biz de oturduğumuz şehirde Selimiye Camisi'nden inşallah siz gönül dostlarına sesleniyoruz. Görüyorsunuz arka planda da vatandaşlarımız bayram namazını kılmak için camiye akın akın geliyorlar. Biz de şimdi buyurun diyoruz bu güzel günde, bu maneviyatı yüksek bir günde hep beraber camimize geçelim. Bayram namazımızı eda edelim. Akabinde inşallah hasbihallerle biz siz gönül dostlarının tekrar huzurunda olacağız diyoruz. Ve camimize geçiyoruz. Bugün annemizi. Sen yaz geceleri yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın. Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, çabuk olun çocuklar, annemiz bugün bizi bekler. Bayramlarda hüzünlenir melekler, gönül olur bu güzel çiçekler. Efendim yine Avrupa'da, yine gurbette, yine bir bayram geçirdik. Biliyorsunuz Avrupa'daki bayramlar Türkiye'deki ana vatandaki kadar olmasa da yine biz de burada karınca kararınca kutluyoruz, kutlamaya çalışıyoruz diyoruz. Evet, şu an ekranları başındaki bütün gönül dostlarına, başta sevdiklerim olmak üzere, şu an bizi izleyen gönül dostlarının hepsinin, daha doğrusu dünyanın her neresinde Müslüman var ise bugün Kurban Bayramı, hepsinin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Sağ tarafımızda misafir hocamız İsmail Zengin hocamız Köln'den, DİTİB'den teşrif etti. Sol tarafımızda dernek başkanımız Mustafa Koyuncu var. Dernek başkanımızla başlamak istiyorum. Başkanım kutluyoruz. Yine her yıl olduğu gibi geniş bir katılımın olduğu Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Neler söylersiniz? Hangi duygular içerisindesiniz? Bu Kurban Bayramı'nın Perşembe'ye gelmesinden dolayı biz cemaatin gayet az olacağına inanıyorduk. Gerçekten bugün gene çok kalabaydı. Üst katımız doluydu, atlar doluydu. Onun için ben Cemiyet Başkanı olaraktan da bu Siegen halkına teşekkürler arz ediyorum. Gerçekten bugün ummadığımız kadar kalabalıktı. Onun için ben cemiyetimiz olaraktan ayrıca bu Siegen halkının, cemiyetimizin bütün Kurban Bayramı'nı hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz diliyorum. Peki, teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Efendim bir de İsmail Zengin hocamıza mikrofon uzatmak istiyoruz. Biliyorsunuz kendisi Köln DİTİB Genel Merkez'de görevli. Bugün hocamızın hacda olması vesilesiyle burada biz Siegen Müslümanlarına hem namazımızı kıldırdınız hem de güzel vaazlerde bulundunuz. Hocam bugün Kurban Bayramı. Vatandaşlarımız bayramlaşıyorlar. Siz vatandaşlarımıza nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bugün bayram ya da bu bayram günlerinde neler yapmalıyız? Ben önce zat halinize ve bu kanal ailesine teşekkür ediyorum. Ve ayrıca hem bütün bizi şu anda seyredenlerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
ve cennet vatanımızdaki kardeşlerimizin, İslam alemindeki Müslümanlarımızın ve hatta bütün insanlığın barışına ve huzuruna vesile olması dileğiyle bayramımızın hepsinin ve herkesin kurban bayramlarını önce kutluyorum. Bir kurbanı kesmeye yatırdığımız zaman kurban kendisini teslim ediyor ve insana şöyle sesleniyor bana göre. Diyor ki ey insanoğlu, senin için milyonlarca hayvan kesiliyor. Senin et ihtiyacını gidermek için. Ama sen bugün ben senin için değil Allah için kesiliyorum. Ve sen de beni Allah için kesiyorsun. Bu kadar zerreden her şeyin küreye kadar sana hizmet ettiği bir dünyada sen başıboş yaratıldığını mı sanıyorsun? Sen de aynı şekilde benim sana teslim olup boynumu verdiğim gibi sen de Allah'a teslim ol. Ve bu bayramda Müslümanların hele gurbet elinde birbirlerine daha iyi sarılmasına, daha iyi birbirini ziyaret etmesine. Çünkü bugün yapılacak en güzel ibadet kurban kesmek. Ama kurban kesemeyenler için de yapılacak en güzel ibadet annesini, babasını, akrabasını, komşularını ziyaret etmek, onları telefonla aramak ve onlarla küsler varsa barışmak ve bayramlaşmak, musafaha yatmak, yardım etmek, birbirine ikramda bulunmak ve böylece bayramı Türkiye'mizdeki gibi güzelleştirmek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Yüreğinize sağlık. Kurban da zaten kurbiyetten geliyor. Allah'a, Hakk'a yaklaşmaktan geliyor. Dolayısıyla bugün de inanıyorum bütün Müslümanlar Allah'a yaklaşmak için kurban kesiyorlar. Kurbanları kabul olsun diyorum. Evet, hocamın eklemek istediği var. Buyurun. Şimdi kurban nedir diye söylediğinde Peygamber me yutegarrabu bihi ilallah diyor. Allah'a yaklaşılan şeydir. Yani onunla Allah'a yaklaşılır. Çok güzel ifade ettiniz, iyi hatırlattınız. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Başkanım, eklemek istediğiniz varsa? Ben burada başta Kanal ailesine, şahsınıza, bu bizim sesimizi dünyaya ve cemiyetimizi ve sesimizi dünyaya duyurduğumuz için sizlere ayrıca teşekkürler arz ediyorum. Sağ olun. Peki, teşekkür ediyoruz. Süremizi noktalamadan önce hocamızla bir teşekkür edecekmiş. Evet. Hocam kısa olsun. Tabii, yani sağ olun. Şimdi bu gurbet elinde böyle sizin gelip de burada bizimle böyle bir sohbet etmesi veyahut da burayı hasbihal etmesi. Evet, hasbihal etmesi çok önemli bir şey. Buradaki insana moral veriyor ve gelecekte bizim için de daha iyi bir nesiller yetişmesine vesile oluyorsunuz. O bakımdan ben zat-ı halinize ve bu kameraman kardeşimize ve Kanal 7 ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hizmetlerin basınla birlikte yürütüldüğünde daha başarılı olacağına, çünkü basının gözümüz kulağımız olduğuna ve bunları doğru bir şekilde ileten bir kanalın var olmasından dolayı da gerçekten ileriye ümitle bakıyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Efendim, hasbihalimize virgül koyup şimdi vatandaşlarımız bir telaş içerisinde. Kimisi kurban kesme telaşında, kimisi de bayramlaşma ve ailesini bir araya getirme çabası içerisinde diyoruz. Hasbihalimize asıl kurbanların kesildiği yere devam edeceğiz. Yükseloğlu kasaba doğru geçiyordu. Ama Yükseloğlu kasabına geçmeden önce orada vatandaşlarımız şimdi kurban telaşında, kurban kesiyorlar, bölüşme telaşında. Velhasıl onlara birazdan geçeceğiz ama önce programımıza destek veren bir eczanemiz var. Hayat Apotheke. Bu eczanemize bir merhaba diyelim. Akabinde inşallah hasbihallerimize zihgene devam edeceğiz. Şimdi bir kısaca merhaba diyoruz. Buyurun. Hayat Apotheke, yani Kalpten Eczanenin içerisindeyiz. Burada çalışan bir hanım kızımız var. Aynı zamanda Türk. Onunla biraz hasbihal edeceğiz. Seni bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Leyla Salmanlı. Leyla Hanım, ne kadar zamandır burada çalışıyoruz? Eczanemiz ne zaman açıldı? Bu kalp eczanesi bu sene Nisan ayından itibaren açıldı. Ve ilk günden itibaren ben burada çalışıyorum. Türk müşterilerimiz de var mı? Gelip Türkler de sizden ilaç temin ediyorlar mı? Tabii ki. Yeterince Türk vatandaşlarımız geliyorlar. Daha da gelmelerini istiyoruz açıkçası. Peki niçin buraya açıldı? Buranın bir özelliği mi var? Sentrumdur bir. Bir de... Fazlasıyla doktorlar var çevremizde, yan blokta, değişik dallarda, cerrah olsun, iç hastalıkları bölümü olsun, dahiliye olsun, göz doktoru, diş hekimi. Park yerimizde mevcut diyorsunuz. Park yerimiz
fazlasıyla mevcuttur. Direkt bankanın yanında. İsteyen banka kartıyla girer. Önce parasını sonra ilacını alır diyorsunuz. Peki biraz önce söylediğiniz Türk müşterileriniz var. Müslüman bunlar da dolayısıyla. Bunlara nasıl bir bayram mesajınız olur? Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Nice bayramlara diyorum. Ve akabinde buraya bekliyorsunuz. Tabii ki muhakkak. Muhakkak. Evet efendim, Leyla Hanım kardeşimize teşekkür ediyoruz. Burası tabii bir Alman eczanesi. Hanım kızımız da burada çalışıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımız da buraya bekliyor. Güler yüzüyle, tatlı dile inşallah sizlere yardımcı olacak diyoruz. Eczanemizin ekibinden bir veda. Zigene, Yükseloğlu kasaba geçiyoruz. Evet efendim, kurban dedik, kurbiyet dedik, yakınlaşmak dedik. Evet, vatandaşlarımız Avrupa'da da Türkiye'de olduğu gibi kurban kesmek için telaşlı bir şekilde sağa sola demeyelim ama belirli adreslere koşuyorlar. Bunlardan bir tanesi de ilk tercih desek de doğru olur. Yükseloğlu Flash, daha doğrusu Yükseloğlu kasabası Siyen'de. Şu anda yanımızda Abdullah hocamız var. Değerli Abdullah hocam, ben tanıyorum gönül dostları. Kendisi aynı zamanda burada görevli olarak bulunuyor. Çünkü buradaki kurban kesimlerinde İslami usullere uygun şekilde kesilmesi için Yükseloğlu kasabın organize ettiği hocamız. Hocam, öncelikli olaraktan bugün Kurban Bayramı, başta sizin olmak üzere bütün gönül dostların Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını diliyoruz. Abdullah hocam, senden hem kurban hakkında, İslami usullere göre kesilme hakkında buradaki gidişattan kısaca bir görüş alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Abdullah Serkan Kaptan. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak nasip etti. Bir kurban bayramına daha eriştik. İlk önce bütün İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bütün insanlığa huzur, bereketler getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bayram namazlarımızı kıldık, vaazlarımızı yaptık, İnsanlarımıza gerekli bilgileri verdik. Şu anda zigenimizde bulunan Yükseloğlu kasabında burada kurbanlarını kestirecek olan Müslüman kardeşlerimize kurbanların başında bulunarak tekbirlerini getiriyoruz. Besmele ile kesilmesini sağlıyoruz. Kurbanlarda herhangi bir arıza var mı yok mu? Gözü kör mü, topal mı değil mi? Bunlara bakaraktan kardeşlerimizin içinde rahat olması için elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz. Kurban ibadeti Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlar, ta günümüze kadar gelir. Çoluk çocuk olarak burada işte görüyorsunuz kasaba gelen Müslümanları. Bunlar İslam'ın güzel emirlerindendir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, Bismillah, Fesallil Rabbike Benhar buyuruyor. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kimin maddi durumu, imkanları yerinde olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın emri var. Bu emirleri göz önüne alaraktan zengin Müslümanlara kurban kesmek vaciptir. Kardeşlerimiz de bunu burada yerine getiriyorlar. Durumu imkanı iyi olan kardeşlerimiz dünyanın çeşitli yerlerine kurbanlarını da gönderiyorlar. Ama en azından bir tanesini burada kesmenin ailece, çoluk çocuk, damatlar, gelinlerle, misafirlerle birlikte ikramda bulunmanın daha güzel olacağını kardeşlerimize hep hatırlatıyoruz. Dur hocam, teşekkür ediyoruz. Bir de seni tanıyan gönül dostlarına bir bayram selamı gönder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün kardeşlerimizin mübarek kurban bayramlarını mübarek eylesin. Huzur ve bereket, esenlikler getirsin inşallah diyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Efendim Abdullah hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir annemiz, bir de kızı ya da geliniyle tanışacağız. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Hürmet Karaca. Nereden geliyoruz Hürmet Hanım? Esenler. Esenler. Kaç kilometre buraya biliyor musunuz? 150 kilometreden geliyoruz. 150. Sizi bir tanıyalım bu arada. Ben de Döndü Karaca'yım. Döndü Hanım, 150 kilometreden buraya Ziyigen'e, Yükseloluk kasaba kurban kesmeye geldik. Neden? İlk defa geldik. Çok hoşumuza gitti. Güzel, hijyenik. Gayet güzel, hoşumuza gitti. Peki annem, kaç yıldır Almanya'da yaşıyoruz, kurban bayramı ya da bayramlar yapıyoruz? Ben 40 senedir buradayım, her sene yapıyorum. Nasıl geçiyor buradaki bayramlarla, Türkiye'deki bayramları size bir kıyaslatsak? Türkiye'de bayramının, buranın bayramının imkanı yok, Türkiye'ye kıyaslamak için. Orası mı iyi, burası mı iyi? İyi, orayı iyi. Burada da çoluğum çocuğum hep burada, eşim dostum, Allah tekrarını nasip etsin. Çok mutluyum, huzurluyum, çocuklarımla kurban kesmeye geldim. Allah tekrarını nasip etsin. Herkesin bayramı kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bayramlar diyelim, ne diyelim. Burası da annem var, kardeşlerim var, bacılarım var. Hepsinin ellerinden, gözlerinden öperim. Hepsine selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Çok sağ ol. Hasta Allah iyilik versin, acil şifalar ya Rabbim. Amin. Efendim hasbihalerimiz devam edecek. Trabzon dayı için kalaylı kazan. Gönderim evleneyim der babam para kazan. Gittim kazanamadım, geldim evlenemedim. Bu okyanın kızının da kalbini bilemedim. Heyledim koyunumu sabahı çizgesine. Efendim palayla hasbihale başladık. Hala yalnız bize türküyle başlayacak. Heyledim koyunumu da sabahın çizgesine. Uyansın Karadeniz'de İbrahim'in sesine. Yayladı soğuk suyu durmadan içilimi. Neşeli muhabbetten acaba geçilimi. Ne oldu İbrahim da söyleyip da gül sana. Yansın bu dünya palam, ne iş yapıyorsun burada? Ha burada ben bekçiyim sabaha kadar. Dedi burayı da beklerim ula ula niyazıdı. Bir de bayram selamı gönder. Omuzumda tüfeğimde kuray adı kuraya. Cümleden arkadaşlarım bayramları hep dedi. Kurban olsun İbrahim o geniş omuzlara. Hepinizin bayramı hep de mübarek olsun. Ha bu türküyü İbrahim burada söyleyecek. Ha senin oğlanın gözünü de yapayım. Ha bile yavaş yavaş bir kaçtır gideyim ahlanı. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Geldi Mustafa da söyleyip de gül sana. Eski arkadaşlarla muhabbet yapamadım. Doldu gözlerim, doldu muhabbet edecek. Ha bile yavaş yavaş konuşup da gülelim. Uzun könyemi yazdım başımdaki dakikaya. Türküleri neyse de bir dahaki haftaya. Ula ula Niyaz. Teşekkür ediyorum Pala İbrahim'e. Efendim hasbihalimize devam ediyoruz. Thank you.
Efendim hasbihallerimiz devam ediyor. Şu anda yanımızda genç bir delikanlımız var. Tanışalım. Merhaba, Burhan Koşmaz. Frankfurt'tan. Frankfurt'tan geliyorsun. Frankfurt'ta kasap yok mu da Ziegen'e geldin Burhan? Var, burada daha çok hızlı, daha temiz. Biz burayı beğendik. 4 senedir buraya geliyoruz. Çok şahane. Her zaman istediğimiz zaman kesiyorlar, bizim için hazırlıyorlar, torbalara koyuyorlar. Onun için burası seçtiğimiz yer. Bir de çok akraba da burada var. Onları da görmüş oluyoruz bu arada. İki işi birden yapıyorsun. Yani birazcık öyle oluyor. Güzel, kırtıyorum. Yaklaşık 140 kilometre değil mi Frankfurt? Bayağı, 140 kilometre çekiyor. Burhan kardeşim, bugün Kurban Bayramı. Bayramınız mübarek olsun. Nasıl geçti bayram? Bayram çok güzel geçti. Sabah namazdan sonra ailece kahvaltıya oturduk. Ondan sonra bütün komşularımızı gördük. Hepsine bayramlaştık. Ondan sonra da dedik kurbanımızı keselim. Buraya yoluna çıktık. Buraya geldik sonunda. Türkiye'de hiç bayram geçirdin mi? Geçirdim. Ben 14 yaşına kadar Türkiye'deydim. Evet, köydeydik halde. Köyün önünde bayramlaşıyorduk. Köyde kurbanımızı kendimiz kesiyorduk zaten. Kendimiz yapıyorduk her şeyi. Peki herkes der ki ah o eski bayramlar nerede? Var mı arada bir fark? Tabii eskiden biraz daha iyiydi bence. Bu hele Avrupa'da ben bayramı görmüyorum. Bayram sadece bizim için buradan sonrası bitiyor. Onun gibi bir şey. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de caminin önünde insanlar birbirlerinin evlerine gidiyorlar. Birbirlerinin ne bileyim herkes yakın olduğu için yan yana gidebiliyorsun, gezebiliyorsunuz. Ne bileyim etleri pişiriyorlar. Aynı köyün içinde bizim mesela bizim köyün içinde pişirirler. Herkes beraber yerler bütün köy boyunca. Ama burada öyle bir şey yok mesela. Peki sence neden? Ya, tamamen evlerin uzak olmasından mı? Yok, birazcık da birlik yok benim görüşüme göre. Herkes kendi hesabında, kendi kitabında. Biraz ondan uzakız. Son olarak bir de senin bayram selamını alalım. Evet, şimdi burada benim Türkiye'de Konya'da Acıkuyu köyünde ablam var. Onun ellerinden öpüyorum. Bayramını kutlu olsun. Ve bütün köylü arkadaşlarımla bayramlarını kutluyorum. Bütün cümle alem Müslümanınkini de kutluyorum bu arada. Sizinkini de kutluyorum bu arada. Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim hasbihallerimiz devam ediyor. Yanımızda bir birinci nesilden amcamız var. Evet. Onunla bir tanışacağız. Merhaba amca, seni bir tanıyalım. Merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim. 68 Aksaray Ortakoy Gazetesi'nin Alaca köyündenim. Adımız soyadımız ne? Niyazi Özdemir. Niyazi amcam, kaç yıldır Almanya'dayız? Ben sene 70'ten beri buradayım. 76 yaşındayım. Çok güzel. Peki Niyazi amcam, hep söylenir denir ki eski bayramlar farklıydı. Nesi farklıydı? Eskiden sevgi vardı, saygı vardı, hal hatır vardı, büyük küçük vardı. Şimdi büyük küçük yok. Eski bayramlar öyleydi. Konması dahi tatlıydı o zamanın. Ama şimdi ne konması tatlı ne de eti tatlı. Sence neden? İhsanoğlu bozuldu, her şey bozuldu. Bozuldu da sonra bu işte tadı bozuldu. Peki Niyazi amcam, bir de seni tanıyanlara bir selam gönder. Beni tanıyanların hepsine sevgi, selamlar gönderiyorum. Büyüklü küçüklü. Peki, Allah'a emanet ol güzel amcam. Sağ ol, Allah razı olsun. Efendim Niyazi amcamıza teşekkür ediyoruz. Hasbihallerimiz devam edecek. Efendim Ziegen Yükseloğlu kasabındaki hasbihallerimize bayramın birinci günü burada nokta koyuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah devam ederiz diye düşünüyoruz ama henüz kesin değil. Her hafta söylediğimiz gibi sürçülisan ettikse affola. Bu haftada kurban özel programımızı Ziegen'den noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka güzellikte, bir başka mekanda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.